2023 yılı savaşlarla dolu geçti. Savaş, dünyanın sahipleri, silah şirketleri, ilaç şirketleri, savaş bitmiyor, bunlar para kazanıyor. Faiz bitmiyor, bunlar para kazanıyor. 2024 yılına bizi daha kötü günler bekliyor. Savaşın arttığı, çaresizliğin arttığı daha kötü günler bekliyor. Keşke barış olsa, tüm dünya bu sınırlar, sınır olayı, savaş olayları kalksa, yani Allah'ın yarattığı, Tanrı'nın yarattığı her insan eşit olarak yaşayabilse, savaş kalksa en büyük arzumuz budur. Yılına savaşlarla devam ediyoruz. Her taraf kan, her taraf kan, her taraf şiddet. Artık yeter diyoruz, yıllardır idibese diyoruz. Ama kimsenin kulağı duymuyor herhalde. Bilmiyorum yani, daha açıklama yapamıyorum. Bir açıklama yok. 2024'te de bir umut yok. Bizim için yarınlar hep 2024'tür. Ama gençlerimizin önünü kesmişler. Ama gençlerimizi uyutmuşlar. Daha derinlere girmek istemiyorum. Sokakta her şeyin hali belli. Kameraman olarak, röportajcı olarak, sizler basın olarak görüyorsunuz. 17-25 yaş aralığındaki gençleri görüyoruz. Ne haldeler, ne halde olacaklar yani. Bizim gençliğimize baktığımız zaman 17-25 yaş aralığında ülkeyi yönetebilecek güçte insanlarımız vardı. Hepsi idam edildi, hepsi asıldı, kesildi. Şimdi bunları uyuşturucuyla uyuşturmaya çalışıyorlar. Soğuk savaş. Yaptıkları bu. Kendi keselerini dolduruyorlar, gençleri de zehirliyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Aynı. Hiç değişen bir şey yok. Oradaki doğan da masum çocuk. Filistin'deki de aynı, Rojava'daki de, Kobani'deki de aynı. Kendi ülkemizde yüz binlerce çocuk aç ve açıkta değil maalesef. Her zaman, dün burada Bursa Spor Van Spor maçı vardı. Bundan bir yıl önce de Diyarbakır Spor Bursa'ya gitmişti, Ahmet Spor. Ben bizzat yakından takipçisi oldum. Yani polisiyle, askeriyle, bütün var gücüyle 11 kişilik bir ekibe saldıran bir sistemden ne bekleyebiliriz? Neler bekleyebiliriz? Allah'ın sevin, millet bir simua, millet bir aşar. Havrakime hokkori, polis ona millet ekiyatın. Yani çoğun bu tabiyeceğim. Çı hoşu ne don ama. Yani bu halki kurdan çı hoşu te donina. Kurdu, bizi kurd tabi o Türk'e don abiten. Kurdu ne oku iten, hun abiten, hun abiten. Adam geliyor, adam merkete donet, bizi den, avat kurda. Nuzo Türk ya, nuzo Çi ya, Alavi ya, Suriyeli te donera keyfet ya don. Yani 2024 eji kodde maçı baglanti te donina. Vallahi 2023 çok kötü geçti. Zaten bu seçim süreciydi. Bilmem ne bileyim. Bayağı sıkıntılar oldu. Bir de bu Orta Doğu Savaşı, yani ben anlamadım bir şey. Bunu emperyalist ülkeler üzerinde bir rant dönüyor. Olan da garibana fakire oluyor. Yani bunda bir ne diyebiliriz? Biz şu an burada ne çektiğimizi her Allah bilir. Yani biz burada bayağı sıkıntı çekiyoruz. Bunların rantına karşı. Bir de şöyle diyeyim size. Şu an öyle bir zaman gelmiş ki insanlar artık geçim sıkıntısına, geçim derdine düşmüş. Savaşlardan dolayı dışarıdan gelen adamlar buraya sıkılmış. Biz de bir iş bulamıyoruz. Yani kendimize bir iş yapmaya çalışamıyoruz. Hayat pahalılığı çok. 2024 zannedersem daha kötü geçer. Yani bu bu süreç böyle devam ederse daha kötü geçer. O dedi hazır biz tu çare da çan vejim ama hep kriz ya ekonomi ya işsizlik eder bazı. Sen tahta vezir u der bazı ya leburinon ki emosyon bu der bazı. Çan hemen sen ona göre kuat dımaşının ona göre kuat çetken ama bu an çan der bazı ona göre çata kuat avuritken der bazı kendisi. خواه فقید، ها فقید با، زنگی زاتن جهو خوشه. افشارا زاتن بو روژاوی که پاچاختن ها، که چکر نزاوی داری، چکر کشتن ها یا گرتن ها، بلی جر فلیستین ها را هر کس که خیری. اما وی داری جی زاردن را، وی داری جی دن را، اما هر کانش عینی نو بونه. 2023 nasıl geçtiyse 24'te, 25'te, 26'da her daim aynı şekilde geçecek. Tarih sadece kendini tekrarlar. Değişen bir şey yok. Eğitimde her zaman geriye gideceğiz. Sanayide her zaman geriye gideceğiz. Ticarette her zaman geriye gideceğiz. Yani çok 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 üzücü bir durum. Bütünleşmeyi öğrenmeden yol kat edemeyiz. Bu halk bütünleşmediği sürece hiçbir şekilde hiçbir zulmü de durduramaz.
eğitimde, sanayide, işte ne bileyim ekonomide, yani bu gibi benzer durumlarda yol alamadıkları gibi hiçbir şekilde zulmü de durduramazlar.